Evde ders çalışırken yanımıza güzel bir içecek almadan olur mu? Olmaz tabii. Peki bu içecek çay mı olmalı yoksa kahve mi? Tabii ki kahve, tartışmam bile. Ya çay gibisi var mı Allah aşkına? Şuna bir bakabilir misin? Bir kere çay baş ağrısı yapar. O yüzden ders çalışırken kahve içilir. Tabii canım tabii. Fotoğraf çekip Instagram'a atmak istiyorsunuz hep. Ders çalışırken kahve keyfisi. Komikmiş. Arkadaşının ilk esprisi galiba. Tamam gençler tamam. Kavga yok. Gelin hangisinin daha iyi olduğuna birlikte karar verelim. Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan, aynı zamanda uyanık kalmamıza yardımcı olan çay ve kahvenin farklı yararları ve zararları var. Peki ders çalışırken hangisini tüketmeliyiz? Açılın, ben kral taneciyim. Evet, çayar. Günlük tüketebileceğimiz maksimum kafein miktarı 300 mg. Türk geleneklerinin vazgeçilmezi olan siyah çayın bir bardağında 50 ila 80 mg arasında kafein bulunuyor. Bu da bir gün içerisinde en fazla 3 ya da 4 bardak çay tüketebileceğimiz anlamına gelir. Sağlığımız açısından çayı arka arkaya içmek yerine belirli aralıklarla tüketmek çok daha sağlıklı. Bu arada evin içerisinde çay doldururken ya da çay taşırken de dikkatli olmak gerek. Yoksa istemediğimiz sonuçlar doğabilir. Hey babam, zarifler geliyor. Allah! Filtre kahveye gelince onun da tadı ayrı bir güzel. Hele ki yanında sevdiğiniz bir çikolata ya da bisküvi varsa değmeyin keyfinize. Kahvenin kafein oranına baktığımızda ise onun da bir bardağında 150 ila 200 mg arasında kafein bulunuyor. Yani günde 2 bardak ya da üzeri kahve tüketimi uykusuzluk, baş ağrısı, stres gibi sorunlara yol açabilir. Özellikle uyku sorunu hem çay hem de kahvenin ortak yönlerinden biri. Bu nedenle akşam 8'den sonra bu içeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Hocam şimdi çay mı içiyoruz, kahve mi içiyoruz? Hangisini daha çok seviyorsan ölçülü bir şekilde onu tüketebilirsin. Fakat bizim tercihimiz daha çok yeşil çay gibi stresi azaltan ya da ıhlamur gibi bağışıklığımızı kuvvetlendirecek sağlıklı bitki çaylarına yönelmemiz. Peki sen ders çalışırken çay mı içmeyi tercih ediyorsun yoksa kahve mi? Yorumlarda buluşuyoruz. Videoyu beğenmeyi de unutmuyoruz. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.